Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Bu videomuzda Instagram hesabımız üzeri mesaj gelen boyanın yapım aşamasını anlatacağız arkadaşlar. Şimdi vereceğimiz arayı belirlemek için ne yapıyoruz? Öncelikle tığ battımızı yapalım. Başına bir kez dolayalım. Tığ battısına girelim. 2 Evet, ilmeğim kaçmasaydı 2 2 alalım diyebilecektim. Maalesef. Başına bir kez doladım. Tığ batısına girdim. 2, 2 aldım. 1, 2, 3, 4 zincir. Şöyle aradan girdim. Kapadım. Pimpirik yaptım. Başına bir kez doladım. Yanındaki tığ battıya girdim. 2, 2 aldım. 4 zincir çektim. Aradan girdim. Kapadım. Pimpirik yaptım. Vereceğimiz arayı belirlemek için arkadaşlar bu işlemi yapıyoruz. Şimdi başına bir kez doladım. Tığ batısına girdim. 2, 2 aldım. Burada şu örümcek çekip şu yuvamızı hazırlayacağız. Örümcek çektim normal boyutlarda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Dönderdim. Örümceğimin tepesine 8 zincirimi kapatıp bir yuva elde ediyorum. Şu an biraz dikkatim dağıldı. Kameraya ses gelmiyor olabilir ama arada bir sesler var arkadaşlar. Bina arasında. Evet. Böyle kapattık. Şimdi şu yuvasını hazırlayacağız arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir çektim. Düz yüzüne döndüm. Yuvamı elde ettim. Bakın. Örümceğin üzerine 7 veya eliniz gevşekse 6 zincir de olabilir. Benim elim sıkı olduğu için 8 zincir çektim. Şimdi 3 zincir çektim. Başına bir kez dolayıp bu yuvanın içine girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki aldım. Başına bir kez doladım, yuvan içine girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki aldım. Üç oldu. Başına bir kez doladım, yuvan içine girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki dört trabzan ve beşinci trabzan. Şimdi beş zincir çektim. Başına bir kez doladım. Tekrar yuvaya girip beş trabzan daha yapıyorum. Bir başına bir kez dola gir önce bir kez sonra iki sonra iki iki oldu üç dört ve beş gördüğünüz gibi tekrar beş zincir burayı dört de çekebilirsiniz benim elim sık olduğu için bir zincir her zaman fazla çekiyorum başına bir kez doladım tekrar girdim yuvaya yine beş tane trabzan önce bir kez sonra iki sonra iki alarak 1 2 3 4 tane trabzanımı yaptıktan sonra 5. trabzanı bakın 4 trabzanımı yaptım. 5. trabzanı 1 2 3 zincir çekip yuvan içinde sık iğne ile kapatarak elde ettim. Yani aşağı inmiş olduk arkadaşlar böylelikle. Gördüğünüz gibi. Şimdi örümcek çekiyorum. Yine çıkarken çektiğimiz örümceğin boyutunda örümcek çekiyoruz aşağıdan 1 2 3 4 kutucuk atladım 5 inciye girdim önce bir kez sonra 2 sonra 2 aldım başına bir kez oldum yandaki yuvaya girdim 2 şer 2 şer almaya devam ediyorum 1 2 3 4 zincir aradan kapattım pimpirini yaptım başına bir kez aldım yandaki yuvaya girdim 2 2 aldım 1-2-3-4 zincir aradan kapadım. Pimpirin yaptım. Başına bir kez doladım. Yanındaki tığ batıza girdim. 2-2 aldım. 1-2-3-4 zincir aradan kapatıp pimpirin yaptım. Başına bir kez doladım. Yanındaki tığ batıya girdim. 2-2 aldım. 1-2-3-4 zincir. Aradan kapattım. Pimpirini yaptım. Vereceğiniz arayı bu işlemi yaparak belirledikten sonra tekrar böyle bir gövde hazırlıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi üst kısmına geçelim. Şimdi renkli ipimizi aldık. Kamerayı da sabitlersem. İyi mi acaba? Renkli ipimi aldım. Oyamın ön yüzünden bakın burada yaptığımız işlemde bir burada bir burada yuvamız var. Şu ilk yuvaya girdik ön yüzünden. İpimizi buraya sabitledik. Şöyle çok aşırı büyük olmayacak, çok da küçük olmayacak şekilde bakın 8 tane örümcek kapatacağım bu yuvaya. Bu birinci. Bunu yuvaya sık iğneyle kapadım. Tekrar örümcek çekiyorum. Bu örümceğimi de kapadım. 2 tekrar örümcek çekiyorum. Aynı boyutta olmasına özen gösterelim. 3 tekrar örümcek çekiyorum. Biraz küçük oldu düzeltmem gerekiyor. 4 Tekrar aynı şekilde örümceğimi kapadım. 5 8 tane yuvaya örümcek kapatacağız arkadaşlar. Bakın. Bu örümcek sap e, uzunluklar size kalmış arkadaşlar. 6 Göstereceğim onu şimdi. 7 Bakın. Şuradaki boyuta bağlı örümceklerin boyu. Size kalmış onun boyutunu ayarlamak, örümceklerinizin küçüklüğünü, büyüklüğünü ayarlamak. Şimdi 8. örümceğimi de çektim. Yuvamın içine kapattım. Ve bir kez daha örümcek çekiyorum ama şimdi şu ilk örümceğimi çektim, tuttum, kapattım. Bakın çıkarttım örümceğin tek kanadını. Şu ilmeği bunu karıştırmayın. Şu ilk örümceğimin tek kanadını çektim uzattım. Bu örümceğimin boyutunda şimdi bunu ikisini aldım. İlk örümceğimi uzattım çünkü yukarı çıkaracağım ilmeği. Bakın böyle tekrar örümcek yapıyorum ikisine birden ki yukarı çıktım. Şimdi arasına 1 2 3 zincir çektim. Eliniz gevşekse iki de çekebilirsiniz. Döndük tersini. Devamında gelen örümceğimin tek kanadını tuttum, çektim, uzattım. Zincirimi kapattım. Tekrar 3 zincir çektim. Devamda gelen örümceğimin tek kanadını tuttum. Çektim, uzattım, kapattım. Tekrar 3 zincir. Devamda gelen örümceğimin kanadını tutup çektim, uzattım. Tek kanadını tutuyoruz arkadaşlar. Araya 3 zincir. Devamda gelen örümceğimin kanadını tuttum, çektim, uzattım araya 3 zincir devamında gelen örümceğimin kanadını tutup uzattım kapattım araya 3 zincir devamında gelen örümceğimin kanadını tutup çekip uzattım kapattım zincirimi araya 3 zincir ilk baştaki örümceğimin de kanadını tutup çekip uzattım ve zincirimi kapattım şimdi aşağıdan bakalım kaçıncı Şimdi aşağıdan bakın 1 2 3. pimpireye girdim. Sık iğne ile sabitledim ve düz yüzümü dönüyorum artık. Şimdi bu ilk zincirle olan araya yuvaya sık iğne ile giriş yaptım. 1 2 zincir çektim. Başına bir kez doğradım, yuvaya girdim tekrar. 2 2 aldım. 1 2 3 4 zincir Aradan girip kapatıp tepesine pimpirik yaptım. Tekrar iki zincir çektim. Yuvanın içine sık iğne ile sabitledim. Indim. Şimdi yandaki zincirli araya girdim. Sık iğne ile. 2 zincir çektim. Başına bir kez dolayıp yuvaya girdim. 2-2 i̇ki, iki aldım. 1-2-3-4 zincir. Şöyle aradan girdim. Kapadım. 2 zincir çektim. Yine yuvanın içinde sık iğne ile kapadım. Yandaki zincirli yuvama bakın zincirli arama. Bir sık iğneyle giriş yaptım. 2 2 zincir çektim. Başına bir kez doladım. 2 2 aldım. 1 2 3 4 zincir. Şöyle aradan trabzanın girdim, kapadım. 2 zincir çekip yuvanın içine sık iğneyle kapadım. Yandaki yuvaya zincirli olan araya sık iğneyle giriş yaptım. 2 zincir çektim. Başına bir kez doladım. Yuvaya girdim. 2 2 aldım. 1 2 3 4 zincir aradan girip kapadım 2 zincir çektim yuvan içine sık iğne ile giriyorum aynı yuvanın yandaki yuvama bir sık iğnesi ile giriş yaptım yine 2 zincir çektim başına bir kez oldum yuvaya girdim 2 2 aldım 1 2 3 4 zincir aradan girip kapadım 2 zincir çekip yuvanın içinde sık iğne ile sabitledim Yandaki yuvaya geçiş yaptım. Bu yuvalara aynı işlemi yapıyoruz şu an arkadaşlar. Değişen bir şey yok. O yüzden hızlı yapıyorum şu an. Çünkü aynısını yapıyoruz. Yandaki yuvaya geçiyorum bakın. İlk yuvam burası. Son yuvam yani. 2 4 6 7 tane pimpirimiz oluyor arkadaşlar. 2 2 aldım. 4 zincir çekip aradan batıp kapattım. Tekrar 2 zincir çekip yuvan içine sık iğne ile sabitledim. Bir zincir çekiyorum bakın. İpimi kırıyorum. Şimdi bu tarafın <laughs> motifi hazır. Buraya da mavi renk ipimi alıyorum hemen. <laughs> Hala komşunun kapısı çalıyor. Hem de elini çekmiyor kim çalıyorsa zilini. Mavi renk ipimi aldım. Buraya girdim arkadaşlar. Hemen yanındaki yuvaya kapadım. Yine örümcek çekiyorum. 8 kez örümcek çekip kapatacağım bu yuvaya da. Aynı işlem. Örümcek çekiyorum. Kapatıyorum yuvanın içine örümcek çekiyorum bakın yuvaya kapatıyoruz yine 8 kez örümcek kapatalım yuvaya 8 tane örümceğimi kapattım yuvanın içine arkadaşlar göstereyim şöyle şimdi bakın bu ilmeğim şu ilk örümceğin kanadını tuttum çektim uzattım ki ilmeğin boyutunca olsun diye bakın ilmeğimi de aldım şimdi bu hem örümceğin kanadına ve hem ilmeğimi aldığım tığa Şöyle bir örümcek çekip aynı boyut olmasını yukarı çıkmayı sağlıyorum. İkisine birden tutup örümceğimi çektim. Bakın. Şimdi döndürüyorum. Araya 2-3 zincir devamında gelen örümceğimin tek kanadını tutup çekip uzatıyorum. 3 zincirimi kapatıyorum. Araya 3 zincir devamında gelen örümceğimin kanadını tutup uzattım. 3 zincirimi kapadım. 3 zincir yine araya. Devamında gelen örümceğimin kanadını tutup uzattım. Kapattım. 3 zincir yine araya. Devamında gelen örümceğimin kanadını tutup uzattım. İşte bu örümceklerin e, bu boyutunu ne kadar istiyorsanız örümcekleri o şekilde ayarlıyorsunuz arkadaşlar. 3 zincir çektim. Devamında gelen örümceğimin kanadını tuttum, çektim, uzattım ve kapattım 3 zincirimi. 3 zincir bakın devamında gelen örümceğimin kanadını tuttum çektim kapattım zincirin 3 zincir ve son örümceğimde kanadımı tutup çekip uzattım 3 zincirimi kapattım şimdi şuradan bir bağlantı yapacağız arkadaşlar şu e, son biten bakın buradan giriyorum sık iğne ile sabitliyorum birbirine bağladık ve düz yüzüne dönüyorum oyamızın ilk zincirli arama girdim kapadım iki zincir çektim başına bir kez oldum yuvaya girdim 2 2 aldım 1 2 3 4 zincir bakın şöyle aradan girip kapadım tepesine tekrar iki zincir yuvanın içine sık iğne ile kapattım yandaki yuvaya bir sık iğnesiyle giriş yaptım 2 zincir çektim. Başına bir kez olalım Yuvaya tekrar girdim. 2, 2 aldım. 4 zincir. Aradan şöyle girdim. Kapadım. 2 zincir. Yuvanın içinde sabitledim sık iğneyle. Yandakine sık iğneyle geçiş yaptım. Zincirli araya. Bu işlemi bütün aralar dolana kadar yapalım. Aynı bu motifte olduğu gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar son pimpirimi yapıyorum. Bakın son pimpirim yaptım. Son yo iki zincir çekip aşağı indim. Sık iğne ile kapadım. Gördüğünüz gibi yine 2 4 6 7 tane pimpirimiz oluştu. Şimdi aşağıdan 1 2 3. pimpire sık iğne ile sabitliyoruz arkadaşlar. Motifimizi böylelikle bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Şunları da temizleyelim. Evet arkadaşlar, oyamızın yapım aşaması ve bitmişi böyleydi. İnşallah anlatabilmişimdir. Yapacak olan arkadaşlar şimdiden kolay gelsin hepinize.